Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS coğrafya denemesi çözmeye devam ediyoruz hemen. ilk sorumuza başlayalım. 21 Haziran tarihinde aşağıda verilen illerden hangisine doğru gidildiğinde yerel saati ileri gündüz süresi de uzun olur demiş. 21 Haziran'a baktığımız zaman arkadaşlar 21 Haziran tarihinde gündüz süresinin uzun olması için kuzeye doğru gidilmesi lazım. Kuzeye doğru gidilmesi lazım. Yerel saatin daha ileri olması için de Nereye gidilmesi lazım? Doğuya doğru gidilmesi lazım. Burada bakıldığı zaman İstanbul'dan Ankara'ya diyor. İstanbul'dan Ankara'ya arkadaşlar güneye doğru iniliyor. Bu gitti. İstanbul'dan İzmir'e güneye doğru gidiliyor. Bu da gitti. Ankara'dan İstanbul'a bakıldığı zaman tamam kuzeye doğru gidiliyor. Ancak bakıldığı zaman Ankara burada. Arkadaşlar İstanbul burada. Batıya doğru gidiliyor. Yerel saati iler olmaz, geri olur. Bu gitti. İzmir'den İstanbul'a evet kuzeye doğru gidiliyor. Ve yerel saati daha ileridir. Burada bakıldığı zaman cevabımız ne olacak? Değişikliği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza geldik. Yukarıda numaralandırılan yerlerin hangilerinde fales oluşumları en azdır demiş. Numaralarla verilmiş burası. Arkadaşlar bakıldığı zaman dağların kıyıya yakın ve paralel uzandığı yerlerde ne oluşur? Fales oluşur. Bunlara sık rastlanılır. 4 numaralı bölge biliyorsunuz. Çukurovadır. Çukurova burası. Arkadaşlar, burada dağlar kıyıya paralel uzanır ancak kıyıdan uzaktır Çukurova. Bu nedenle falez oluşumu bu bölgede azdır. 3 numaralı bölgeye baktığımız zaman ise 3 numaralı alanda dağlar denize dik uzanır ve falez oluşumu azdır arkadaşlar. O yüzden bu 2, 3 ve 4 alamadık. 1 ve 2 falez oluşumları fazladır. Bu yüzden cevabımız ne olacak? Bize az olanları soruyor. Cevap E şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir? Demiş. Bakalım. Dördüncü, jeolojik zamanda toptan yükselmiş olması, platoların fazla olması, ortalama yükseltisinin fazla olması, gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık farkının fazla olması, akarsuların akış hızlarının fazla olmasını vermiş. Verilen seçeneklere bakıldığında e, dördünün nedeni olarak gösterilebilen nedir? Dördüncü, jeolojik zamanla toptan yükselmiş olmasıdır. Dördüncü zamanda meydana gelen epirojenez yani toptan yükselme. Arkadaşlar bu diğer dördünün nedenidir. Cevabımız aşık olacak. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda iç ve dış kuvvetler birlikte etkili olmuştur diyor bakalım Meriç Delta'sını vermiş Nevşehir kırkı bayını vermiş Ürgüp Göreme peri Bacalarını vermiş Sinop Yarımadası ve kız öğren vermiş. Bakada zaman peri oluşumu biliyorsunuz ki volkandan çıkan lav ve tüf gibi malzemelerin akarsu aşındırması sonucuna bağlıdır. Bu yönüyle hem iç kuvvet hem de dış kuvvet ile bağlantı kuruluyor bu noktada. Burada Ürgüp, Göreme, Peri Bacaları arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza geldik. Biraz geri alalım. Ne diyor? Beyşehir, Burdur, İğirdir. Yukarıda verilen göllerin ortak özellikler arasında hangisi gösterilebilir? demiş. Suların acı olması, oluşumlarında tektonik ve karstik etkilerin etkili olması, balık çeşitlerinin fazla olması, ulaşımdan yararlanabilmesi, yüz ölçümlerinin yakın olması demiş. E, B şehir Burdur, İğdır vermiş bize. Bu göllerin ortak özelliği olarak göllerin oluşumlarında hem tektonik arkadaşlar hem de karstik süreçler etkili olmuştur. E, bu göllerin çanağında kolay eriyebilen e, nedir? Karstik malzemeler bulunuyor. Ayrıca bu göller fayatlarına da yer alıyor. Arkadaşlar B şehir Burdur, İğdır. Bunların oluşumu e, oluşumlarında tektonik ve karstik etkiler olması bunların ortak özellikleri arasında yer almaktadır. Bir diğer sorumuza geldik. Ne diyor? Toprak tabakasının eğim yönünde hareket etmesine heyelan denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'de heyelanla mücadele etmede etkisi yoktur demiş. Eğimli yamaçlara istinat duvar yapmak etkisi vardır. Eğimi artıracak yol yapım çalışmalarından kaçınmak bu da arkadaşlar nedir? Etkisi vardır bunun da. Arazdaki fazla suyu sel kanallarıyla boşaltmak etkisi vardır. Eğimli yamaçlarda tarımsal faaliyetleri artırmak bu yoktur. Eğimli yamaçlar tarımsal faaliyetlere uygun değildir arkadaşlar. E, bu arazilerde tarımsal faaliyetleri artırmak heyelan oluşumunu engellemez. Tam tersi artırır. O yüzden cevabımız D şıkkı olmuş oldu. E en şıkkında ağaçlandırma çalışmalarını da artırmak e, Türkiye'de heyelanla mücadele etmede etkisi vardır. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıda Türkiye'deki bazı merkezlerin iklim özellikleri verilmiştir. Kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kuraktır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Her mevsim yağışlıdır ve yıl boyunca nem oranı yüksektir demiş. Bakın zaman kışların soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak arkadaşlar bu neresidir? İç Anadolu. Arkadaşlar İç Anadolu bölgesidir. Karasal iklim. E, o yüzden Kars gitti. Mardin gitti. Muğla gitti. Ankara ve Kayseri kaldı. Yazlar sıcak kurak. Kışlar ılık ve yağışlıdır demiş. Bakıldığı zaman e, verilen bu neresidir? Akdeniz'dir arkadaşlar. E, Muğla bu noktada yer alıyor. E, her mevsim yağışlı olan da Trabzon. Yıl boyunca nem oranı yüksektir. Bağıl nem oranı. Burada cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Karadeniz kıyılarında aşağıdaki durumlardan hangisinin ortaya çıkmasında iklim koşullarının etkili olduğu söylenemez, demiş. Orman ürünlerine dayalı sanayinin gelişmiş olması, kırsal alanlarda dağınık yerleşme tipinin görülmesi, yaz aylarında mevsimlik işçi göçlerin fazla olması, kıyı ile iç kesimler arasında farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, kırsal kesimlerde ahşap evlerin yaygın olmasını vermiş. Karadeniz kıyılarında arkadaşlar, iklim koşullarına Koşulların etkili olduğu, orman ürünlerine dayalı sanayinin gelişmiş olması iklim koşullarının etkilidir bu noktada. Kırsal alanlarda dağınık yerleşme tipinin görülmesi etkilidir. Yaz aylarında mevsimlik işçi göçlerinin fazla olması nedeni olarak tarım arazilerinin dağlık ve engebeli olması nedeniyle tarımda makine kullanımının uygun olmamasıdır arkadaşlar. Bu noktada iklim koşullarının etkili olduğu bu noktada ne yapılamaz söylenemez bu durumun Kıyı ile iç kesimler arasında farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, kırsal kesimlerde ahşap evlerin yaygın olması, Karadeniz kıyılarında iklim koşullarının etkili olduğu bunlar da söylenir ancak C şıkkında söylenemez. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye'nin nüfus özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru bir bilgidir demiş. Aritmetik nüfus yoğunluğu azalmaktadır. Tarımsal nüfus yoğunluğu azalmaktadır. Nüfus artış hızı Avrupa Birliği ülkelerine göre azdır. Kırsal nüfus oranı giderek artmaktadır. Ülke içinde nüfus dengeli dağılmıştır diyor. Bakıldığı zaman Türkiye'de e, tarımda e, çalışan nüfusta belirgin bir azalma e, vardır arkadaşlar. E, bu nedenle tarımsal nüfus yoğunluğu giderek azalmaktadır. Bu cevabımız değişik olacak. Aritmetik nüfus yoğunluğu artmaktadır. Nüfus artış hızı Avrupa Birliği ülkelerine göre fazladır arkadaşlar. Kırsal nüfus oranı giderek azalmaktadır şehirleşme, şehir nüfusu arkadaşlar artmaktadır. Ülke içinde nüfus dengeli dağılmamıştır. Arkadaşlar burada cevabımız ne olacak? B şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza geldik. Yukarı tarafta. Ne diyor? Harita üzerinde numaralandırılmış şeylerin hangilerinin nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha fazladır demiş. Bakalım nereleri vermiş. 1 numara, 3 numara, 2 numara, 4 numarayı vermiş. Türkiye haritasında arkadaşlar 3 numaralı alan ticaret ve sanayinin etkisiyle nedir? Nüfus yoğunluğu fazladır. 2 numaralı merkezde ise tarımdan dolayı arkadaşlar tarımdan dolayı nüfus yoğunluğu en fazladır. O yüzden burada cevap ne oldu? 2 ve 3 olmuş oldu. Cevabımız C şıkkı. Diğerlerine göre nüfus yoğunluğu daha fazladır. Bir diğer soruya geldik. Türkiye'nin bazı illerinde doğum oranı fazla iken aritmetik nüfus yoğunluğunun az olmasına temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakıldığı zaman tarım alanlarının dar olması, yağışların az olması, dışarıya göç vermesi, iklimin elverişsiz olması, su kaynaklarının az olmasını vermiş. Doğumlar fazla olmasına rağmen bölge dışına yapılan göçlere bağlı olarak gerçek nüfus artış hızı düşük olmaktadır. Türkiye'nin bazılarının doğum oranı arkadaşlar fazlayken aritmetik nüfus yoğunluğunun az olmasının temel nedeni budur. Dışarıya göç verilmesidir. O yüzden cevabımız burada C şıkkı oldu. Bir diğer soruya geldik. Türkiye'de yaygın yetişme alanına sahip ayçiçeği, mısır ve pamuğun ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ayçiçeği, mısır ve pamuğun ortak özellikleri arasında arkadaşlar bunların üçünden de yağ elde edilir burada o yüzden cevabımız değişik oldu. Ayçiçeği, yağı, mısır yağı, pamuktan yağ elde ediliyor. Bunların orta güzelliği bunlardır. Cevabımız değişik oldu. Bir diğer soruya geldik. besi ve ahır hayvancılığının Türkiye'deki dağılışında yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir demiş. Şeker fabrikaları, çay fabrikaları, tüketici nüfus çayır alanları vermiş. Bakıldığı zaman eee büyük şehirlerdeki tüketici nüfusun et ve süt ürünleri ihtiyacını karşılamak ve şeker pancarı küspesinden yararlanmak amacıyla bu alanlarda besi ve ahır hayvancılığının yaygınlaştığı görülmektedir. Çayır alanları arkadaşlar büyükbaş mera hayvancılığının yapıldığı yerlerle ilişkilendirilir. Burada o yüzden şeker fabrikaları ve tüketici nüfus isi ve ağır hayvancılığının Türkiye'deki dağılışında etkilidir. Cevabımız burada B şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Çeşme, Yatağan, Sarayköy, Tavşanlı yukarıda verilen merkezlerden hangilerinde elektrik santrallerinde kullanılan enerji üretim kaynakları aynıdır demiş. Bakalım Yatağan ve arkadaşlar Tavşanlı Yatağan ile Tavşanlı termik santralleri Neyle çalışır? Linyet ile çalışır? Lignit ile. Lignit ile çalışır. Çeşme santrali arkadaşlar rüzgar. Rüzgarla çalışır. Sarayköy ise jeotermal. Jeotermal arkadaşlar ile çalışır. Burada bize aynı olanı e, sorduğu için cevabımız ne olacak? 2 ve 4 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdaki şehirlerden hangisinde demir yolu ağı bulunmamaktadır diyor. Bir bakalım Antalya, Mardin, Kars, Van, Mersin'i vermiş. Mersin'de, Van'da, Kars'ta, Mardin'de bulunmaktadır demir yolu. Ancak Antalya'da bulunmuyor. Arkadaşlar cevabımız o yüzden A şıkkı oldu. Bir diğer soruya geldik. 1980'li yıllardan önce Türkiye'nin ihracatında ham madde ürünlerinin payı oldukça fazla iken günümüzde bu pay %10'un altına düşmüştür. Ham madde ihracatında yaşanan bu değişimin ortaya çıkmasında durumlarından hangilerinin daha etkili olduğu söylenebilir e, demiş. Ham madde tüketiminin azalması, ham maddenin daha çok iç, iç piyasada kullanılması, ihracatta sanayi ürünlerinin payının artması demiş. Ham madde dış satımının azalmasının nedenleri olarak daha çok iç piyasada kullanılması arkadaşlar ve ihracatta sanayi ürünlerinin payının artması ne yapacaktır etkili olmuş olacaktır. Ham madde üretiminin azalması burada etkili değildir. Cevabımız 2 ve 3 oldu. Bir diğer soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin gelişmekte olduğunun göstergelerinden biri olamaz? Demiş. Geç nüfusun artması, endüstriyel üretimin artması, tarımda birim alandan daha fazla ürün alınması, ortalama yaşam süresinin uzaması, ulaşım ağının yaygınlaşması ve gelişmesini vermiş. Burada geç nüfusun artması... Nüfus artış hızının yüksek olduğunu gösterir. Arkadaşlar bu da gelişmemişlik ölçüde olarak kabul edilir. O yüzden cevabımız buradan aşık oldu. Ancak diğer dört seçeneğimiz Türkiye'nin gelişmekte olduğunun göstergesi, göstergeleri arasında yerini almaktadır. Son sorumuza geldik. 2011-2018 yılları arasında ülkemize gelen turist sayısı ile elde edilen turizm gelirlerini gösteren bir grafikten yararlanarak hangisine cevap verilemez demiş. Yıllara göre toplam nüfus, toplam turist sayısı ne kadardır? Buna cevap verilir. Yıllara göre Türkiye'nin toplam turizm geliri buna cevap verilir. Turist sayısının en az, en fazla olduğu yıllar buna da verilir arkadaşlar. Atıyorum 2012'de atıyorum fazla, 2013'te az. Buna cevap verilir. 2011 ile 2018 yıllar arasında turist miktarına nasıl bir değişme olmuştur? Azalmam olmuş, art, artmam olmuş. Buna da ulaşırız. 2015 yılında gelen turistler daha çok hangi ülkelerden gelmişti? Buna ulaşamayız arkadaşlar. Bu grafikten buna ulaşamayız. O yüzden cevabımız da E şıkkı olmuş oldu. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Elimden geldiğince coğrafya vatandaşlarda da bu denemeleri çözmeye çalışacağım. Tarihe ek olarak inşallah sizler için faydalı oluyordur. Bir sonraki denemelerimizde görüşmek ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun.